Arkadaşlar, şöyle bir dağılımı gördük. Bununla ilgili bunun değerlerini biraz değiştirerek aritmetik ortalamanın nasıl hesaplandığını gördünüz. 14,5-24,5 şeklinde giden aslında 25 milimetre değeri diye ifade edilmiş, fakat 25.014 mikron fazla ve 89 mikron fazla veya 85 mikron fazla değerler bulmuştuk. Bu en yüksek ve en düşük değer arasında 71 mikron bir dağılma aralığı bulmuştuk ve böyle bir çizelge hazırlamış ve burada tekerrür poligonlarını çizmeyi öğrendik. Tekerrür poligonu, kümülatif tekerrür poligonu, relatif kümülatif tekerrür poligonu, histogram veya çubuk diyagramı, bunları çizmeyi öğrendik. Mod, medyan ve aritmetik ortalamanın ne demek olduğunu öğrendik. Bunları hesaplamayı öğrendik. Bunları kolay yolla, değişken dönüştürmesi yoluyla hesaplamayı öğrendik. Ve geçen dersimizde artık sizin kendiniz bir pratik yapmak suretiyle bu işi kolayca sizler de yapabilecek şekle geldiniz. Böyle bir performans, böyle bir formasyon kazandınız ve size verilen değerleri başka insanların yaptığı gibi değil, daha kolay bir yöntemle aritmetik ortalamasını alabilir duruma geldiniz. Geçen ders bununla ilgili bir de yoklama yaptık, bir çalışma yaptık ve bugün artık standart sapmaya geçebiliriz. Bugün standart sapmayı öğreneceğiz. Bütün efendim teferruatıyla öğrendikten sonra gelecek hafta yine bütün sınıfı, ondan sonraki hafta vize haftası, bütün sınıfın efendim burada standart sapmayı benim gözümün önünde hesaplamayı efendim öğrendiklerini ben görmek istiyorum. Ve böyle bir çalışma içinde hepinizin hesap cetvelleriyle, notlarınızla gelmesini arzu ediyorum. Bugün mesela yanında not getirmeyenler parmak kaldırsın. Evet, bunu kabul edilemez buluyorum ben. Çok da ısrar ettim. Mutlaka herkes notlarıyla gelecek. Kimse kimsenin notundan istifade ederek bir quiz, bir sınav geçirmeyecek burada. İki, başka bir şey de ısrar ettim. Herkes hesap makinesiyle gelecek. Kimler yanında hesap makinesi getirmedi? Peki bu el kaldıran arkadaşlara soruyorum. İçlerinde geçen dersimizde bulunmayanlar var mı? Parmak kaldırsınlar. Evet, hem hesap makinesi hem not getirmeyenlerin birçoğu geçen derste de bunları duymamış olanlar. Şimdi bakın şöyle yaptık. Biz şurada sınıf limitleri dediğimiz 10 ila 19 mikron arasında kaç tane değer var saydık bunları. 2 tane. 10 ila 19 arasındaki değerlerin çok kısa bir tekrar yapıyorum arkadaşlar lütfen. 10 ila 19 arasındaki değerlerin ne olduğu beni ilgilendirmez. Kaç tanedir? 10'dan büyük olacak, 19 mikrondan küçük olacak. Bu onu tanımlamaya yeter dedi. Tıpkı ben diyorum ki size, sizin filan dersten aldığınız sınav, istatistik dersten aldığınız sınav notları 50 ila 59 arasında olan arkadaşlar şunlardır diyorum. Birkaç isim okuyorum. 5 kişi çıkıyor farz edelim. Bunların notunu ben arkadaşlar ne 50 ne 60. 55 kabul ediyorum. 5 kişi var ki benden 55 almış istatistik dersinin sınavında. İşte böyle bir anlayışla birinci sınıf aralığındaki 10-19'u 14,5 gibi iki değere sahip bir aralık farz ediyorum. Burası anlaşıldı mı? Bugün sınıfa gelenlere soruyorum. Yarısı gelmedi, onların için zor. 14,5 değerinden 2 tane var. Bu anlaşıldı mı?
50 ile 60 arasındaki not alan 5 kişiyi 55 alan 5 kişi kabul ediyorum. Bu anlaşıldı mı? İşte buradaki sınıf orta değeri XO'dur. Bu bir kurnazlık. Bir kolaylaştırma tekniği. Bu bir kolaylık tertibi. Nasıl ki geçen sömestr benden gördüğünüz takım tezgahları dersinde kolaylık tertibatı diye bir tertibattan bahsettim. İş parçalarını tezgahlara bağlayan tertibatlara bağlama tertibatı diyoruz. İş parçalarını tezgahlarda çok sayıda işleyeceksek eğer yaptığımız aparatlara kolaylık tertibatı diyoruz. Şu önünüzdeki çizelgede bir kolaylık tertibatı, tertibi, şu sütun bir tertip neticesi, bizim tertibimiz. Yok böyle bir şey aslında, yok. Biri 14, biri 15 olan iki değer var. Hayır, ben öyle kabul etmiyorum. 14,5 olan değer, 14,5 mikron olan iki değer var farz ediyor. Dolayısıyla bu sınıf aralığındaki, lütfen, bu sınıf aralığındaki değerlerin toplamını 29 kabul ediyor. Hocam öbür türlü hesaplasaydık, 14 ile 15'i toplayacaktık, gene 29. Belki 13 ile 16, gene 29. Belki 13 ile 17, 30. Bilmiyorum bunu. Ama ben 10 ile 19 arasındaki iki değerin toplamını 29 diye ifade ediyorum. Demek ki şu gördüğünüz sütunu açtım, karartıyorum bakınız. Bu sütun 14,5 gibi bir X şans değişkeninden sanki iki tane varmış gibi hazırlanan birinci sınıf aralığındaki değerler toplamıdır. Sonra 24,5 gibi bir şans değişkeni sanki varmış da 3 taneymiş de bunlar. Bunların toplamında 73,5 kabul ediyorum. Demek ki yaptığım yeni çizelge hakikate birebir çakışmayan, örtüşmeyen bir çizelge. Ama bana bir takım kolaylıklar getiriyor. Demek ki ben şu sütunu, şu gördüğünüz sütunu açtım. Ve bu sütundaki değerleri bundan böyle, lütfen çocuklar, bir saniye dersten kopmaya mahal yok. Kaçırırsınız. Bugünkü dersi sünger gibi, taş olsa kulaklarınız, sünger gibi hareket edin. Yani yutun. Bugün bu kadar sözden sonra, bugüne kadar giriş sözleri kabul edin. Bütün yaptığımız 6-7 haftalık dersleri. Bugün standart sapmayı öğreneceksiniz ve iyi öğrenebilirsiniz dikkatli davranırsanız. Dikkatle dinlerseniz. Evet, ben konuşurken bile sağına soluna efendim bakanlar var. Konuşmak için fırsat kollayanlar var. Bugün siz o sınıfın yarısı olan çok itibarlı, çok dikkatli, çok özenli çocuklarsınız. Ben sizi öyle kabul ediyorum. Ve gerçek de bu. Bu benim kabulümle sizin prestijiniz yükselmiyor. Siz hakikaten öylesiniz. Bu sınıf 100 kişi ama 50-60 kişi muntazam devam ediyor. Ne güzel. Bari geldikten sonra iyi değerlendirelim. Bakın şu gördüğünüz sütun arkadaşlar, benim XO dediğim bir sütundur. Arkadaşlar, bunun hakikatle alakası yok. Bu sütun sınıf orta değeri sütundur. Ama ben X şans değişkenleri bunlarmış gibi hareket edeceğim. Şimdi bu aydınlatmayı veya karartmayı şöyle ifade edeceğim. Ben 14,5 değeri varmış gibi hareket edeceğim. Bundan iki tanesi 2 ile çarpıp geçeceğim. Ve dolayısıyla bu çarpımlardan şöyle bir sütun doğdu arkadaşlar. Bu sütuna ne diyoruz biliyor musunuz? Her sınıf aralığındaki X şans değişkenlerinin toplamı eğer 29, 73,5, 345, 1157 diye gidiyorsa bu sütunun toplamı olan 5200 de bütün değerlerin toplamı anlamına gelir.
Bunu CD'de de duyacaksınız. Ve siz aynen bu tanıma bir defa daha kulak kabartacaksınız ve bunu pişkin hale getireceksiniz. Demek ki XO diye bir şey yok ama ben icat ettim. Buna sınıf orta değerler dedim. Bu sınıf orta değerlerinin anlamını da bir kenara koydum artık şimdi. X şans değişkeni imiş gibi ben ona o gözle bakacağım. Öyle itibar edeceğim ona dedim. Dolayısıyla her birini tekerrürlerle çarptım. Sonra bu tekerrürlerle çarpımının neticesi her sınıf aralığındaki o sınıf aralığındaki değerler toplamı olan 29-73,5'ları buldum. Sonra bunları tekrar topladım kendi içinde 5200'ü buldum ve buna sigma büyük sigma F çarpı XO dedim. Siz bunu X kabul edin. X üssü kabul edin. XO deyin ama bunun adı artık X şans değişkeni. Yanına F çarpınca o sınıf aralığındaki değerler toplamı. Yanına büyük sigmayı getirince hepsinin toplamı anlamına geldi. O kadar basit. Elalem bunu 100 tane değeri bizim eliniz cebinizdeki mikro bilgisayarlar yani hesap makinelerine tıkır 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 basarak yazacaktı. Siz ise ne yaptınız? 25 2 5 virgül 0 virgül 1 4 5 yazacaksınız. Enter diyeceksiniz. 7 tuşla 8 defa 7 8 defa basışla bir değeri girdiniz arkadaşlar bilgisayarınıza. Bugün en modern makineler elinizdeki bilgisayarlar. Yani mikro bilgisayarlar, yani hesap makineleri. Ama ne kadar zahmetli bir iş. Demek ki eski geleneksel metotla aritmetik ortalama hesaplamak çok zahmetli bir şeymiş. Bu zahmeti ortadan kaldıran neymiş? Şu bizim çizelgemiz. Bunu endüstrideki cisim olarak yaptığımız mücessem, elle tutulur, makine parçası gibi bir takım tertibatlar üretiyoruz. Onlara nasıl kolaylık tertibatı veya aparatı diyorsak bu çerçeveye de bu çizelgeye de lütfen siz bir kolaylık tertibatı diye bakınız. Bu sözleri tekrar duyacaksınız. Döne döne dinlersiniz. Biz de size geçen hafta, gelecek hafta bunların sonucunu vereceğiz. Yani sınav öncesi hem dinlemek, hem bu sesleri, bu sözleri duymak, hem şu sayfaların akışını görmek, hepsini CD'de geçen senekinden daha mükemmel bir şekilde elde etmiş olacağız. Ne yaparız? Genel olarak ne yapardık? Eleman sayısına bölerdik. Elemanların değerleri toplamını eleman sayısına böler. Ve siz geçen hafta böyle çalıştınız. Şimdi geçiyorum. Bunu çalıştınız ve öğrendiniz. Gelmeyen arkadaşları şu söylediklerinden bir hisse kapsınlar ve bizi bağışlasınlar. Tekrar uzun uzun üzerinde duracak değiliz. Ama gelen arkadaşlarımız bunu şu sayfaya göre mükemmel çalışmayı öğrendiler. Bugün gelen, geçen hafta gelmeyen arkadaşlarımdan ricam, onlar da ev ödevi olarak bana getirmesinler. Evdeki bir çalışma olarak 14.5'a 1 puan veya 2 puan ekleyerek, 24.5'a da aynı şekilde, 34.5'a aynı puanlar ekleyerek başka bir seri elde etsinler ve bir ortalama bulsunlar demiştim. Şimdi arkadaşlar, geçen hafta bunu yaptığımıza göre, bütün grubumuz bunu bildiğine göre ve sonra şunu öğrendiğine göre UI eşittir XI eksi A bölü C değişken dönüştürmesiyle daha kolay bir aparat, daha kolay bir kolaylık tertibatı, daha güzel bir çizelge hazırlamak mümkün olmuş. İşte o çizelgede bu. O çizelgede de aynı yöntemi kullanıyoruz. U ortalama eşittir sigma fu bölü n. Yani elemanların toplamı bölü elemanların sayısı. Buradan da şunu katiyen unutmuyoruz. Bunu bilmiyor farz ederim eğer şunu yapmazsanız. X üzeri çizgi eşittir c çarpı u üzeri çizgi artı a formülünü, özdeşliğini kullanmazsanız asıl ortalamaya geçemezsiniz. Eksi 25, eksi 25 ne demek?
böyle bir şey olamaz. Bunlar sanal ifadeler. Şurada gördüğünüz ifadelerin hepsi sanal. Bu çizelge kolaydır, kolaylık sağlıyor ama sadece kolaylık sağlıyor. Yoksa değerlerin artık bir fiziki karşılığı yok. Ama yukarıdaki çizelgede bütün değerlerimizin bir fiziki karşılığı var. Bakın arkadaşlar. Hocam siz burada da bir hile katmıştınız bu işin içine. Nasıl var? Şöyle var. Şuradaki 14,5 değerin evet bir sınıf orta değeridir ama şu değerin kendisine yakın 14'e ve 15'e yakın değerler bunlar. Ve gerçekten o sınıf aralığındaki değerlerin toplamının o sınıf aralığındaki tekerrür sayısına bölümü veyahut da ikiye bölümü, sınıf alt ümiti, sınıf üst ümitinin ikiye bölümü neredeyse birbirine eşit çıkar. Oradan bir 14,5 bir varsayımından hareket ettik. Ama şu çizelge arkadaşlar öyle değil. Bu çizelge bir takım sanal rakamlar var ve bu fiziki varlıkları fiziki realiteyle hiç örtüşmeyen şeyler. Ama işimizi kolaylaştırıyor. Bunu da çalıştınız geçen ders. Ve arkadaşlarımız şu formülleri fevkalade kullandılar. Şu formülü kullanarak çalıştılar. Ve buradan şu formülü kullandılar. Bakın bu asla unutulmayacak bir şey. Büyütüyorum. Bahsus abartılı bir şekilde büyütüyorum. Bu arkadaşlar bunu mutlaka unutmayacaksınız. X üzeri çizgi koyarak C çarpı U üzeri çizgi şeklinde notlarınızda da böyle yapın bunu. Bu özdeşliği unutursanız her şey berbat olur. Bugün sonuçta şunu söyledik. Ortalama mutlak sapma diye bir şey var dedik. Ortalama mutlak sapma hesabı yaptırdık mı Sezcan Bey arkadaşlar? Geçen hafta. Ortalama mutlak sapmayı da hesapladınız. Dolayısıyla arkadaşlar bu çizelgeleri biraz eğdik, büktük, bir puan ekledik vesaire ama size yeni bir ortalama OMS hesabını öğrettik. Şimdi diyoruz ki bugün ortalama mutlak sapma formülüne çok benzeyen bir bağıntımız var. Bağıntımız görünüş olarak benzemiyor ama kavram olarak çok aynı şey. Çok benziyor. Bakınız diyoruz ki tekrar edelim bu konuları diyelim. F'ler neydi arkadaşlar? F tekerrürler. X'ler şans değişkenleri. X üzeri çizgi aritmetik ortalama, ortalama mutlak sapma hesabı, bunu da yaptık ve standart sapmaya geldik. Standart sapmayı arkadaşlar, standart sapmanın karesi olarak varyans diye bir tanımımız var. Formülü şurada gördüğünüz formül. Sigma x kare, büyük sigma f i parantez x i eksi x üzeri çizgi parantez karesi bölü lütfen konuşma bölü küçük n veya bölü sigma f ne demektir bu? Ne yapmış bu formülü kullanan insan? Ne yapmış? Arkadaşlar OMS hesabını geçen hafta kendi elcağızıyla kendi elleriyle bizzat pratik yapmak suretiyle burada quiz gibi ama defter kitabı açık. İyice öğrenen OMS'yi iyice öğrenen arkadaşlar şunu yaptılar. Her değerin x ortalamadan farkını hesapladılar. Yeni gelenlere söylüyorum. Bakma başka. Dalıp gidiyor tabii geçen hafta gelmedin. Bir böyle tarafa bir saat sola dönüp duruyorsun. Konuyu da hiç takip etmiyorsun. Her değerden x ortalamayı çıkardık.
Ne bulduk? O değerin x ortalamaya uzaklığını bulduk. Başka kelimelerle sapmasını bulduk. Bunu mutlak değer çizgileri arasına aldık, ifade ettik. Ne bulduk? Sapmanın negatif mi, pozitif mi olduğu beni ilgilendirmez. Bu bir sapmadır. İster benim sağ elim tarafında bir sapma, ister sol elim tarafında bir sapma. Benden olan uzaklığıdır şuradan geçen otomobilin uzaklığı. Diyelim ki 50 metre. Benim sol tarafımda benim takım tezgahları laboratuvar blokları tarafını galiba gösteriyorum şimdi. Sol tarafımda giden bir otomobilin bana uzaklığı eğer 45 metre ise, ben bunun eksi 45, sağ tarafımdakiler artı 45 dememe lüzum yok. Bu bir yanlışlık. Deli de normal insandan sapma halindedir. Dahi de normal insandan sapma halindedir. Hadiseye böyle bakıyoruz. 100 puanlık bir not da 50 puana nazaran 50 puan sapmıştır. Bunun sapıklıkla alakası yok. Sapkınlıkla alakası yok. Sapma 50 puandan olan uzaklaşmasıdır. 100 puanın. Sapma 10 puanın 50 puandan uzaklaşmasıdır 40 puan olarak. Diyoruz ki güzel bir dağılım. Sonradan bu sözleri söyleyeceğiz. Güzel bir dağılım. İnsanların genellikle memnun oldukları dağılım. Ortalamadan olan uzaklaşmaların büyük değerlere vardığı dağılım değildir. Bakınız, ben size bir dağılım tarif edeceğim şimdi. Notlarınızın ortalaması 50. Siz zannediyorsunuz ki ne güzel notlarımız varmış. Bu söz bu çağrışımı uyandırabilir. Ama ben diyorum ki notlarınızın bir kısmı 100, bir kısmı 0. Hatta daha ileri giderek diyorum ki notlarınızın 50 tanesi 100, 50 tanesi 0. Birdenbire bu toplumu bir keder, bir kısmında sevinç, bir kısmında ağlayış, bir kısmında gülme. Bakın nasıl biraz önceki sahneye göre değişik bir sahne doğdu. Halbuki notlarınız ortalama 50 dediğimiz zaman, Allah bin bereke versin, kimimizin 70, kimimizin 30 filan diye bir duygu geçti ve siz bundan memnun oldunuz. Ama benim sonraki sözümde ne var? Yarısını kedere yasa boğan, yarısına sevinç veren bir söyleme biçimi. Ama sapma ne burada biliyor musunuz arkadaşlar? 50'den sapma, birisinin de 50 tanesi 50, 50 tanesi 50, 2500, 2500, 5000 bölü 100 sapmanın ortalaması 50. Biz böyle dağılımı sevmiyoruz. Biz böyle zenginliği sevmiyoruz. Biz böyle milli gelirin fert başına düşen milli gelir bir ortalamadır. 2500, 3500, 5500, 10.000 vesaire. Yarın Türkiye'nin milli geliri, fert başına düşen milli geliri 35.000 dolara gelse diye bir konuşmaya başlarken sizin hepinizin yüzünde bir sevinç pırıltısı istikbale ait. Şöyle bir dalga yalar geçer yüzlerinizdeki ifade. Ama ben biraz sonra Allah göstermesin desem ki 35.000 dolar olmakla birlikte bu toplumun yarısı sokaklarda aç sefil, yarısı efendim o 35.000 ortalamayı ortaya çıkaran yarısı kadarı veya %10'u, 20'si, 30'u, 40'ı efendim 300.000 doların üstünde fert başına düşen milli gelir. 4 kişilik, 2 kişilik bir ayı düşünün ki efendim 1.000.000 dolar yıllık geliri var. Deli zengin var, bu tarafta da perişan insanlar var, sefiller var. Şimdi bakınız, bunun da ortalaması 35.000 olabilir. Lütfen. Sadece anlaşılsın diye ekstrem şeyler söylüyorum. Tıpkı sınıfınızda 100 alan ve 0 alan gibi. Konuyu ekonomi dersini geçen sene bıraktık. O tarafa doğru da kaydırmayalım. Demek ki arkadaşlar sapmalar çok önemli. Yarısı delilerden, yine anlaşılsın diye söylüyorum. Yarısı dahilerden ibaret bir toplum. Asla huzur bulmayacak bir toplum olduğunu tahmin ediyorum.
Dahiler zekaları nispetinde başka bir ahlak kazanmadılarsa o delileri belki okşamayacaklar, belki şefkatle sarılmayacaklar. Sadece zekalarının yüksekliği, irtifağı sebebiyle kendilerinin kot yükseltisi itibariyle deliyi hemen kapatılacak, tecrit edilecek ve kendisini rahatsız etmeyen mahluklar olarak efendim bir yere kapatılması gerekli varlıklar olarak görecek. Belki böyle bir nece veya kavga edecekler veya kıran kırana millet birbirine girecek. Demek ki arkadaşlar yarısı dahi olması bir toplumun 35 milyonu dahi Türkiye'nin. Dünyaya zıplatacak kadar zeki insanlar topluluğu. Ne kadar sevinç verici bir fikir gibi görünüyor. Hayır, öbür 35 bini deli olduğu için oradan katiyen dünya insanlığına yararlı bir bileşke vektör çıkmaz. O vektörler birbirini yer. O bileşenler. Gibi bir duygu da geliyor insana. Dolayısıyla arkadaşlar biz sapmaların ortalaması diye bir tanım düşünüyoruz. Buna ortalama mutlak sapma dedik biraz önce. Şimdi standart diyeceğiz. Sakın standart kelimesini parlak, yaldızlı, şanlı, şöhretli, harikulade, mükemmel filan gibi bir kelime zannetmeyin. Standart kelimesi düzey demek, seviye demek. Standart sapma ise sapmaların düzeyi demek. Aman lütfen bunu toplum hayatında, vokabülerinizde, kelime hazinenizde nerede kullanırsanız kullanın artık böyle anlayın lütfen. Maalesef benim istatistik dersine gelinceye kadar Türk münevverleri benim aldığım kesit, birçok yerlerden aldığım kesit aydınlarımızda bazı şeyleri çok efsunlu kelimeler gibi ona yüksek manalar bindiriyoruz. Yabancı dilden de apar topar çalıp çırptığımız için o kelimeleri onun derinliğine inip arka planını tam kazımıyoruz, anlamaya çalışmıyoruz. Standart kelimesi düşük hayat standardı dediğiniz zaman düşük hayat standardını gösteriyor, düşük hayat seviyesini gösteriyor. Yüksek hayat standardı dediğiniz zaman high society dediğiniz zaman yüksek sosyeteyi gösteriyor. Ama düşük dediğiniz zaman refah seviyesini düşük yapıyor, yüksek dediğiniz zaman yüksek. Kendisi efsunlu değil. Önüne getirdiğiniz düşük ve yüksek kelimeleri o hale getiriyor. Realist kalite standardı dediğiniz zaman siz ne yüksek pahalı malzeme kullanıyorsunuz ne de çürük malzeme. Ama otomobili yaparken, belli bir parçasını yaparken realist hareket ediyorsunuz. Diyorsunuz ki bunun saçları paslanmaz. 3 sene paslanmaz. Bu realist bir tutumdur. Bunun 30 sene paslanmayanını koymak saçmalıktır diyorsunuz otomobili imal ederken. Buna biz realist kalite standardı diyoruz. Bakın kalite standardı derken de önüne realist koyuyoruz. Demesek bile olur. Kalite standardı şöyle tespit edilmiştir desek onu anlayan realist midir? 2 sene midir? 1 sene midir? Kendisi öğrense de olur. Biz şu halde sapmanın standardı dediğimiz zaman, pardon, daha güzel söylüyoruz onu, standart sapma dediğimiz zaman, sapmaların seviyesini, şöyle bir ortalamasını, bir düzeyini, konuşma yavrum, konuşma, lafımı bölüyorsun. Sen, evet, siyahlı. Evet. Sapmaların seviyesini, sapmaların düzeyini anlamaya çalışıyoruz. Ve onlar da rakamsal değerinde bulursak ona standart sapmadık. Şimdi geliyorum sınıfınızın not ortalaması 65. Standart sapma 1. Bu ne demektir biliyor musunuz? Örnek sayfalarımız var. O sayfalara sizi koşa koşa bakınız diyeceğim şimdi. 3 tane standart sapmayı çıkarırsanız 62 çıkar. 3 tane standart sapmayı eklerseniz 68 çıkar. Boylarla ilgili bir 170 santimetre boyunda insanla ilgili bir Gauss eğrisi var, çan eğrisi var orada. Gidin orada bir örnek var. Onun gibi ben de 62 puanla 68 puan arasında bütün notların dağıldığını söylemiş oluyorum.
Bu ne kadar sevindirici bir haberdir biliyor musunuz? Bazı çok çalışkan çocukların 95-105 filan alamadığı anlamına da gelebilir. Ama 62 ile 68 arasında sınıfın %100'ü var manasına gelir. Sapmayı bir ilan ettiğim için, bir bulduğum için hesaplamalar eğer öyle gösteriyorsa. Bakınız şimdi bütün bu konuşmalardan şu çıktı ortaya. Demek ki standart sapma veya ortalama mutlak sapma, ortalama mutlak sapmayı hesaplamak zor olduğu için, standart sapmayı hesaplamak kolay olduğu için standart sapmayı artık kullanmaya başlayalım. Şu halde ne yapıyor? Dağılımı çok daha güzel anlatıyor bize. Şimdi bugün bunun yapılışını öğreneceksiniz. Nasıl hesap yapıyoruz? Arkadaşlar, aritmetik ortalamadan her değerin farkını alıyoruz. Bakın şurada almış mıyım? Evet almışım. X'ten X ortalamayı çıkarmışım. Bu bir fark almaktır. Yani uzaklaşmanın bir tanesini tespit etmişim. Peki X İ diyorum. İ'ye birden N'ye kadar değerler veriyorum. Demek ki her değerin böyle farklarını alacağım. Şu eksisinden artısından bu beladan kurtulayım diye de karesini alıveriyorum. Hocam hakkın var mı kare almaya? Yok hakkım yok. Ama birazdan bu yaptığım biçimsiz işin telafisi için karekök alacağım. Ve biz öyle çalışacağız ki her sınıf aralığındaki sınıf orta değerine eğer x şans değişkeni dersek o şans değişkeninden aritmetik ortalamayı çıkaracağız. O sınıf aralığındaki bir tek değerin veya her değerin farklarını, sapmalarını bulacağız. F ile çarparsak sapmaların toplamını bulacağız. Sigma ile toplarsak bütün sapmaları toplayacağız. Karesini alarak yaptığımız için bu işlemi de bütün sapmaların karelerinin toplamını almış olduk. Pay bunu gösteriyor. Büyüteyim isterseniz. Şu XI'den X üzeri çizgiyi çıkardık. Bir tek şans değişkeninin sapmasını bulduk. Bunu F ile çarptık. O sınıf aralığındaki sapmaların toplamını bulduk. Bunu büyük sigma ile hesapladık. Bütün sapmaların toplamını bulduk. Ama bir tek kurnazlık yaptık burada. Şu eksi artı musibetinden, belasından kurtulalım. Bu bizi sıfıra götürebilir. Sapmanın bir kısmına eksi, bir kısmına artı derseniz bir bakarsınız elde avuçta sıfır, zavı sıfır, elde var sıfır. Hiçbir şey kalmamış olur. Onun için ne yapıyoruz? Kare alıp bu toplamı yaptık. Eleman sayısına böldük. Küçük n'ye de bölebilirsiniz. Sigma f'ye de bölebilirsiniz. Sigma f tekerrürler sayısıdır. Ki eleman sayısına eşittir. Bunu bulduk. Buna arkadaşlar varyans diyoruz. Bu yaptığımız kare alma işlemini temizlemek için, ben temizlemek için diyorum anlaşılsın diye, karekök alıyoruz arkadaşlar. İşte şöyle bir formül. Sigma fi çarpı xo, yani bunu siz x üssü kabul ediniz. Eksi x üzeri çizginin karesi bölü sigma f olacak. Orayı da düzeltin lütfen. Sigma ft olacak benim. Şimdi imleç veya cursor'ımın hareket ettiği yere sigma f koyunuz. F'nin altına da i koyunuz. Böyleyse sizde problem yok. Şuralar hep fi, fi olacak. Sigma'nın üstündedir. Tabii ki i'yi birden efendim n'ye kadar anlamı taşıyor. Şimdi bunu kullanacağız ve standart sapmayı hadi bakalım şu diğer şu çizelgede saplayalım. Bir deney yapıyoruz. Bunu takım tezgahlar laboratuvarında da yapıyoruz biz. Bir torna tezgahı dinamik duyarlılığını ölçmek için hazırlanan 50 veya 100 parçadan yapılan ölçmelerde siz kafanız karışmasın 100 parça bile olabilir bu daha iyisi odur. 100 tane değer elde ettik. 40 milimetre diye işlemeye niyet ettik. Fakat maalesef 39,99 da var bunların içinde. 40,100 de var.
hemen geçebilirsin. Bu değerleri küçükten büyüğe sıralayacağız. Ne yaptık? Bu parçaları işledik. Tezgah dinamik duyarlılık deneyi için tezgahta parçalar işledik. Bu parçaları bir plate'in üstüne koyduk. Bir manyetik standlı bir mihengire bağlı olan komparatörle, yani binde bir milimetre hassasiyette mikronu dahi bize ifade eden, işaret eden bir ölçü aletiyle, komparatörle ölçtük ve bu değerleri bulduk. Bu değerleri rastgele sıraladığımız zaman şu tablo. Biraz daha bunları yukarıdan aşağı, küçükten büyüğe sıraladığımız zaman efendim başka tablolar elde ediyoruz. Ve arkadaşlar, bu değerleri 39,99, 99,1, 99,2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane değer, bakalım hangi sınıf aralığına düşecek? Bakalım 10 tane veya 8 tane sınıf aralığına bölelim istiyoruz. Peki hocam, ona kim bu karar verecek? Kaç tane sınıf aralığı? Bakın, en büyük değer de 40,100'müş. En küçük değer 39,99, en büyük değer de 40,100'müş. Diyoruz ki arkadaşlar, eğer 100 değer varsa, elektrikler gitti mi? Gitti geldi. Gereksiz. Gidebilirsin. İsmini söyle arkadaşımıza. Yoklamada itibar edelim. Ekonomi sona gidersin. Evet. Arkadaşlar, küçük K diye tarif ettiğimiz bir terim var. Bir değer var. Nedir bu biliyor musunuz arkadaşlar? Sınıf aralık sayısı. Hocam, onu sen bugüne kadar rastgele yapıyordun. Bizim sınıfımızdaki notları sıfırdan yüze kadar olan notları ona böldün sen. Sıfırla 10, 11'le 20, efendim filan filan, 91'le 100, böyle böldün. Biraz önce notlarımızda bir takım örneklerin var, onları da 8'e bölmüşsün. Canın istediği gibi, canın nasıl isterse öyle yapıyorsun hocam. Hayır. Baksın nasıl yaptığımı şimdi izah edeceğim. Arkadaşlar, küçük K sınıf aralık sayısı diye ifade ettiğimiz, tanımladığımız bir küçük K değeri 1 artı 3,31 logaritma N ifadesinden çıkıyor. Veya 5 çarpı logaritma N ifadesinden de çıkacak. Onu da başka bir yerde göreceğiz. 5 çarpı logaritma N. N nedir? 100 adet eleman var, ölçü değeri var. 100'ün logaritması 2 olduğuna göre 5 çarpı logaritma 100, yani 2, 10. 10 sınıf aralarına da bölebilirdik. Ama bir başka teklif, bunlar ilim adamlarının teklifi. Diyor ki arkadaşlar, şimdi boyadım bakın. Buna bakınız. Bu diyor ki size, logaritma 102 olduğuna göre 3,31 ile çarparsak 6,62 eder. 1 ile toplarsak 7,62 eder. Sınıf aralık sayısı böyle küsuratlı olmaz. Hadi deyiverelim ki 8 olsun. İşte bu 8 buradan türemiştir. Hadi bakalım 8'e böldüğümüzde, 8 olduğuna göre. Arkadaşlar, sınıf aralığı dediğimiz bir kavram var. Bunu unutmayın. Büyük R ile ben bunu izah ettim daha önceki derslerde. Şu. Gördünüz mü? Şimdi boyadım ve kararttım. CD'de de böyle görünecek. Hem ekran, hem notlar, hem konuşma, hepsi görünecek. Şimdi belki de benim böyle parmağımla böyle gösterişim bile görünecek. 40,100 eksi 39,99 aralığı nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Dağılma aralığı. Peki hocam, dediniz ki siz 8 tane sınıf olsun dediniz. O halde bunu 8'e bölersek sınıf aralık miktarı ortaya çıkmaz mı? Çıkar. Ben de onu yapıyorum. Hadi şimdi 8'e bölüyorum şimdi. Bakın, şu değer 8'e böldüm ve 1,375.10 üzeri eksi 2 ifadesini buldum. Bu neymiş biliyor musunuz? Mikron cinsinden bir değer. Bakınız, 39,990 eksi 40, pardon, tire 40,00375 değeri çıkmış. Hocam, onu nereden buldun? 39,990, delikanlı kalkar mısın tahtaya hemen? 39,990 yaz.
üstüne de 0,0375'e ekle. 39,990 altına hemen ekleyeceksin. Bir kenara, ayrı bir kenara yaz. 1,375 çarpı 10 üzeri eksi 2. Bunun altına toplanabilir bir tarzda getir. Şöyle getirebilirsin. 0,0375 diye getirebilirsin. Doğru mu arkadaşlar? %1'i böyle ifade etmez miyiz? Topla bakayım ikisini oğlum. Siz de ekranda gördüğünüz 40,375'i 0,0375'i bulacaksınız arkadaşlar. Arkadaşım da bulacak herhalde. Ne elde ettik? Birinci sınıf aralığının alt limiti bütün yığınımın, bütün numune grubunun en küçük, lütfen otur, teşekkür ederim. Bütün numune grubunun en küçük değeri olan 39,990 en küçük sınıf aralığının, ilk sınıf aralığının ilk alt limiti olsun. Buna sınıf aralık değeri kadar bir değeri ekledim. 1,375 çarpı 10 üzeri eksi 2'yi ekledim. Arkadaşımız da tahtada ekledi. Siz de görüyorsunuz 40,00375 rakamı çıktı. Buna diyeceğim ki ilk sınıf aralığının üst değeri. Buna bir defa daha eklersem ne çıkar arkadaşlar? İkinci sınıf aralığının üst değeri. Bir defa daha eklersem ve sonuçta göreceğiz ki arkadaşlar en sonunda en yüksek değer karşımıza çıkacaktır. 40,100 son sınıf aralığının, sınıf aralığımızın üst limitidir. Aynı zamanda değerlerimizin en büyüğüdür. Burada anlaşılmayan bir şey varsa bekliyorum. Sorularınızı bekliyorum, hemen açıklayayım. Alt limit, üst limitle böyle bir sütun, şu gösterdiğimiz sütun. Pür dikkat beni dinliyorsunuz ya, anlamamanız imkansız diyorum ya. Dinleyenler için anlamamak imkansız. Şu kararttığım, boyadığım yer, şimdi gösterdiğim 39,990'dan 40,100'e kadar 8 sınıf aralığında 8 tane sınıf aralığın alt ve üst limitlerini belirli hale getir. Size ben bir kurnazlık öğretmiştim. Demiştim ki işinize yarar. Siz bu sınıf aralığının ilk sınıf aralığın alt ve üst limitini toplayınız. İkiye bölünüz. Sınıf orta değeri diye bir değer elde edeceksiniz demiştim. Yapın onu şimdi. Gel oğlum. 39,990 ile 40,00375'i topla. Bu tarafta bir yere geç. 39,990 ile 40,00375'i topla. İkiye böl. Arkadaşlar şu değer çıkacaktır. Bakın işaret ediyorum. Tahtada yapıldığı kadar güzel burada görüyorsunuz artık. 39,996 875. Şimdi ikiye böleceğiz. Orada bölemezsin. Bölü çizgisi yapsana oğlum. Şöyle bir bölü çizgisi. Ha, öyle yapsana. Sıfır oradan al onu. İkiyi oraya yaz. Şimdi böl bakalım yavaş yavaş. Bu rakamı sen hemen bana itimat etmeden kendi kendine bul. Arkadaşlar burada 39,996,875 değeri çıktığını ifade ediyorum. Hızla ilerliyorum. Bütün şu sütunu karartıyorum. Arkadaşlar bunlar benim böldüğüm sınıf aralıklarındaki sınıf orta değerlerdir. İyi hoca olacaksın ha. Güleceklerle. Hoca olursan. Ama sen de değil mi ki kabahat sistemde, bende, bölüm başkanında, dekanda, rektörde, biz buna para verip de böyle bir şey. Nerede bunun plansı? Yok mu şey?
Yok. Hı? Tamam. Lütfen otur. Teşekkür ederim. 39,996875'i bulduk. Devam edecekti herhalde. 850 buldum galiba. Biraz bir yanlışlık var. Her neyse arkadaşlar, biz burada boyayarak gösteriyoruz. Bu da sizin dinleme malzemeniz olan bu CD'lere intikal edecek. Arkadaşlar 8 tane değere indir. Bakın 8 tane değere indir. Gelecek hafta bunun uygulaması var ve sınıfın tamamını istiyor. Bugün de istedim ama yine istediğim bereket yok. 8 değerle çalışmak ne kadar tatlı bir şey. Ne kadar kolay bir şey. Size burada bu rakamlar kalabalık görünüyor ama 8 değer başı sonu. Şimdi arkadaşlar bunu F ile çarparsan yanındaki sütunu gösteriyorum bakın. Şu sütun. F ile çarparsan ne çıkar? Ne öğrettim ben size? F ile çarparsanız o sınıf aralığı içindeki elemanların değerlerin toplamını bulursunuz. Peki şimdi bakın. Lütfen en arkadakiler, benim dikkatimi dağıtıyorsunuz. Ya gelmeyin, ya uslu uslu oturun. Şu değerler nedir biliyor musunuz? Bütün sınıf aralıklarındaki değerlerin toplamıdır. Yani bütün değerlerin toplamıdır. Peki şu 40,004 bu nedir arkadaşlar? Bu, bakın, 100 tane değer 40'la çarparsanız ne eder? 4000 eder. 4004 rakamı çıktı. 40 milimetre çapında değerlerden 100 tanesi hakikaten 4000 eder. 4004 anlamlı bir şey. Demek ki bütün değerlerin toplamı buymuş. Eleman sayısına bölersen ne çıkar? Al sana. Hemen geçen hafta öğrendiniz zaten bunu. X ortalamayı bulursunuz. Peki bu sütunu da hazırlamamızın sebebi hikmeti şunu anladık. Bu zaten var ta başından beri. Şunlar, tekerürler. Sonra şunun sebebi hikmetini biliyorsunuz. Sınıf orta değerine x şans değişkeni telakki edeceğiz. Bunu öğrendiniz. Şimdi şu sütunu yapacakmışız, ekleyecekmişiz, sınavda soruluyormuş diye değil. Aritmetik ortalama ancak böyle elde edilir diye siz böyle bir sütun icat etmek, eklemek gerektiğini kendiniz düşüneceksiniz. Bakın burada 4004 bunların toplamını verdi. Toplamı eleman sayısına böldük, aritmetik ortalamayı bulduk. Peki şu sütun ne arkadaşlar? Bu sütun, şuraya aşağıya indik bakın. Aşağıda bir çalışma yaptık. Görülüyor o. X ortalama eşittir 40,044723. Bu sütun, dördüncü sütun çalışmasından sonra her değeri bundan çıkaracağız veya her değerden bunu çıkaracağız. Onu değeri öne koymak, aritmetik ortalamayı sona koymak, aritmetik ortalamayı öne koymak, x şans değişkeni değerini sona koymak fark etmez. Bu x ortalama eksi x üzeri çizgi gösteriyor. Tersi de yazılabilir çünkü kare alıyorsun efendi. Dolayısıyla nedir bu sütunun bana Türkçe sözlerini söyler misiniz? Buna da arkadaşlar diyorum ki X şans değişkenlerinin, bütün şans değişkenleri, sapmalarının karesidir. Her satır için bir tane değer. Ama F ile çarparsan o satırdaki toplamdır. Sapmaların karelerinin toplamıdır. Bakın şu işaret ettiğime bakınız. Benim sözlerimle birleştireceksiniz bu dinlediklerinizi. Bu ekrandaki işaretle birleştirin şimdi. İşaretlediğim mana nedir? Bakın 2,2894 10 üzeri eksi 3 nedir? Birinci sınıf aralığındaki değerlerin sapmaları kareleri toplamıdır. F ile çarpışım. Önce bir tanesi F ile çarparsam hepsi. Peki şimdi bunu ikincisini işaretliyorum bakınız. Bu ikinci sınıf aralığındaki X şans değişkenlerin sapmaları kareleri toplamıdır. Peki bunların hepsini toplayayım şimdi. Şunlar. Bunlar
bütün sınıf aralıklarındaki sapmaların kareleri toplamıdır. Hepsini. Ve 8,29 diye başlayan şu ifade işte bu toplamı gösterir. Yani neyi gösterir arkadaşlar? Formülde şunu gösterir. Bakın ben birdenbire işaret vermiyorum buna. Şu benim işaretimiz. Lütfen bakın. Sigma fi çarpı x0 xo eksi x üzeri çizginin karesi. Pay. Peki pay da zaten sigma f. Fi değil. Sigma f. 100'e böldük. Birdenbire %2,88'i bulduk. Şimdi arkadaşlar buna standart sapma diyor. Siz bunun formülünü ezberlemeyeceksiniz. Siz formülünü ezbere yazabilecek kadar 60 sene, 70 sene dünyada bütün formülleri unutsanız standart sapma formülünü unutmayacağınız bir konuşma size 1, 2, 3 diye İngilizce dersine girince sayıları nasıl öğretiyorlarsa çok basit bir şekilde bir tekrar vereceğim. Ve ben bunu sözel tanım olarak ifade edeceğim. Ve notlarımızda da var. Ve sınavlarda da istiyorum. Ve formülü de kolayca yazmana imkan verecek. Bakın arkadaşlar. Lütfen beni dinleyin. Standart sapma şudur. Bir yığında beni iyi can kulağıyla dinleyin. Bir yerden de bir yandan da onu bulabilir misin Sezcan Bey? Tam sayfasını da bulalım. Bir yığında veya bir numune grubunda bütün x şans değişkenlerin sapmaların kareleri ortalamasının karekökü. Şu karelere lafını biraz söylenmemiş farz edin. Ne dedim ben? Bir numara grubunda sapmaların düzeyi yani sapmaların ortalaması. Nasıl hesaplanır dedim bunu biraz önceki derse. Sapmaların kareleri toplamını alırım eleman sayısına bölerim. Sakın bunu böyle söylemeyin. Şöyle söyleyin. Bir yığında, bir dağılımda şans değişkenlerin sapmaları kareleri ortalamasının veya sapmaları sapmalarının kareleri ortalamasının, karelerinin ortalamasının karekökü. Ortalamasının derken eleman sayısına bölmeyi ifade etmiş oluyor. O halde siz de bundan sonra diyeceksiniz ki standart sapma şudur. Bir dağılımdaki şans değişkenlerin yani x'lerin sapmaları kareleri ortalamasıdır. Sapmalarının kareleri ortalamasıdır. Kaçıncı sayfa? 28. sayfa. Bu işlediğimiz konudan sonra mı evvel mi? Yukarı. Evet, tanım. Burada görüyorsunuz. Bir numune grubunda x değişkenlerinin şans değin demeyin. Aritmetik ortalamaya göre sapmalarının kareleri ortalamasının karekökü. Şimdi bakınız beni tahtada bu formülü yazarken izleyin. Bir dağılımda bütün x değerlerini şans değişkenlerini eksi bir yazın. Sapmaların kareleri ortalamasını. Böyle kolayca yazıyor. Bütün x değişkenlerinden aritmetik ortalamayı çıkarmak suretiyle aritmetik ortalamaya olan uzaklaşmalarının kareleri ortalamasını aldım şimdi. Bunun kare kökü. İşte standart sapma budur.
bunu ezberlemek yerine bu sözleri ezberleyin. Sözleri ezberlediğiniz zaman sokaktaki adama bile anlatabilirsiniz standart sapmanın ne olduğunu. Evet, bu tanım başlangıçta da böyle geçmiş ve biz burada 2,88'i bulmuşuz. Başka örnekler var. Gelecek hafta hem bunu işleyeceğim hem de daha kolay bir yöntemle, yani U değişken dönüştürmesiyle hem de bir başka formülle standart sapmayı öğreteceğim. Siz burada da küçük bir quiz yapacağım. Ama gelecek haftaki ders bundan biraz 5-10 dakika daha fazla olabilir. Evet arkadaşlar, teşekkür ederim. Hepinize iyi günler.